Merhaba arkadaşlar, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün salon cam önündeyim. Uzun zamandır bu güzel kızlarımı sizlerle paylaşmamıştım. Bugün de böyle bir paylaşım yapacağım inşallah arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Beni sürekli takip eden arkadaşlarım da biliyorlar. Daha önceki ve şu anki durumlarında görecekler inşallah. Beni yeni takip eden arkadaşlarımız var. Onlar da hoş geldiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Böyle hep çubuk taktım arkadaşlar. Kuşlardan korumak için. Ama bazen böyle çubuklar bile ne fayda etmiyor maalesef. O yüzden ben de kuşlar konamasın diye böyle hep bir yaraya hani saksıları sıkıştırdım. Şu anda bir zarar vermiyorlar. Şöyle çok güzel bunlar da renklendi. Böyle renklenince de gerçekten sukulentler çok güzel oluyor. Renkli halleri. Şöyle bu pudralı. Mavi pudralı. Şöyle bakın arkadaşlar. Renk tonları gerçekten çok güzel. Böyle hepsi bir arada olması da harika duruyor gerçekten. Şu da çok amaçlı bir kutu. Bunun içine böyle ekimlerini yapmıştım. Böyle sevdiğim türleri. Böyle gayet iyi durumdalar şu anda. Hava da çok soğuk. Bugün bayağı bir kar havası var Kocaeli'nde. Bu da arkadaşlar ceylan gözü sardunyam. Bunu da hep çelikleri almıştım. Şöyle bakın. Çok güzel. Bayağı bir şöyle yeni böyle sürgünler geldi. Harika bir bakın. Şuradan aldığım çeliklerden. Şöyle yanlarından hep patladı arkadaşlar. Çok güzel oldu ve baharda daha da güzel olacak inşallah. Daha çabuk gelişecek. Ve çiçeklerini de göreceğim inşallah baharda. Şurada da sardunyalarım var bu tomurcukta. Şu çiçek açtı. Şu daha tomurcuk vermedi şu anda. Yani sardunyalar kışın da çiçek açıyor ama... Böyle ceylan gözleri kışın çiçek açmıyor arkadaşlar. Ama sera ortamında olurlarsa açabilirler. Bunun da çiçeği bana bir sürpriz olacak açtığı zaman. Şöyle. Burada da arkadaşlar bu da 5,5'luk saksı içinden böyle. Bu da dondurma kutusu. Bunun içine böyle ekimini yapmıştım. Çok güzel böyle gelişti, büyüdü. Şu da ayrı ektim böyle. Şöyle çelikleri ayrı ayrı ektim. Şu da arkadaşlar Echeveria türü. Bu da çok güzel bir tür. Bu da palmeri. Çiçek açtı. Bunu da böyle çelik olarak ekmiştim buraya. Böyle çelikten ekmiştim. Çok güzel, gerçekten çok güzel bir gelişim sağladılar. Ve size şimdi arkadaşlar... Çok güzel bir sürprizim var. Bakın. Bunlar da çelikten ektiklerim. Harika oldular kızlarım. Bir maşallahınızı alırım. Bakın arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz. Beni sürekli takip eden arkadaşlarım var. Çiçek dostlarım var. Bunların ekimini yapmıştım. Hiçbir kaybım olmadı arkadaşlar. Ve... alt yaprakları sararmıştı. Onları temizlemiştim ve yeni böyle güzel yapraklar verdi. Çok taze ve üzerleri çok güzel tomurcuklu. Düşünsenize hepsinin açtığını. Kırmızı hepsi kırmızı. Bunları da bana arkadaşım getirmişti sağ olsun Bursa'dan. Annesi gelin sardunyalarından böyle kırıp da çelik olarak getirdi. Ben de ektim. Hiçbir kayıp yaşamadım arkadaşlar. Direkt ektiğimde hepsi tuttu. Biliyorsunuz beni takip eden çiçek dostlarım gerçekten çok iyi biliyorlar. Harika oldular. Yani diyeceksiniz ki bunlara bir şey mi verdiniz de böyle güzel çiçek açtılar. Hiçbir şey vermedim arkadaşlar. Yani ben öyle özel bir kürdü ek besin vermiyorum çiçekleri. Hani böyle... Genelde içerideki çiçeklerime yumurta suyu veriyorum ama böyle fazla gelirse de bu çiçeklerime veriyorum ama bunlara hiç vermedim.
Böyle haftada bir defa da sulamasını yapıyorum. Bazen 10 günde bir yapıyorum sulamalarını. Havalar çok iyi gittiği için çok güzel tomurcuklandılar. Yani sebebi de güzel güneş görmesi. O yüzden böyle tomurcuk verdi sardunyalarım. Arkadaşlar sizlerin de böyle sardunyalarınız varsa bazen görüyorum böyle bahçe içlerinde böyle çok bayağı bir yaşlanmış hani gövdesi uçlarında sadece yaprakları olan sardunyalar görüyorum. Mutlaka arkadaşlar onları tepesinden böyle kırıp da tekrar böyle ekin. Aynı bu şekilde çok güzel sonuçlar alacaksınız. Yani paylaşın. Çiçek dostlarınız varsa çiçek seven arkadaşlarınız veya çiçek sevdirin etrafınızdaki arkadaşlarınıza. Ben öyle yapıyorum. Hiç çiçeği olmayan arkadaşlarıma gerçekten hep çiçek sevgisi aşıladım. Paylaşmayı da çok seviyorum gerçekten. Paylaştıkça gerçekten böyle çiçekler çok güzel oluyor. Düşünün yani böyle bir saksı dolusu bu mutluluk arkadaşlar. Bu şekilde maşallah çok güzel geliştiler ve çok güzel tomurcuklandılar. Taze olduğu zaman daha da güzel oluyor arkadaşlar. Her zaman sardunyalarınızı tazelemek için dallarından kırıp tekrar ekim yapın. Daha da güzel çiçekler veriyor. Böyle çoğaltmayı da seviyorum, paylaşmayı da seviyorum. Şekilde bunda dediğim gibi hep çeliklerini aldım. Çiçek dostlarıma hediye olarak koydum. Bilmiyorum onların çelikleri tuttu mu. Ama ben paylaştım ve böyle güzel sonuç aldım. Hiçbir kayıp yaşamadım. Yani paylaştıkça çoğalır arkadaşlar. Sizler de böyle çiçeklerinizi çiçek seven arkadaşlarla mutlaka paylaşın. Bazen kıymak gerekiyor. Ama arkadaşlarınızla da böyle görünce de mutlu olursunuz. Ben o mutluluğu gerçekten yaşıyorum. Arkadaşlarıma gittiğim zaman verdiğim çiçekleri onlarda böyle daha da güzel gelişmiş gördüğüm zaman gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Burada da arkadaşlar bunu da arkadaşım getirdi. Sardunya getiren arkadaşım. Bu da kohlera kırmızı açan. Bu da ortasında bir tane vardı. O öldü zaten, kurumuştu. Şöyle bunlar da yeni gelenler. Rizomlardan çıkanlar ama toprağı çok bir sert. Onun da ileride toprak değişimini yapacağım. Şu an petek üstünde. Şöyle mermerim çok dar. Mermer üzerine koyamıyorum. Bunun da toprak değişimini yaptım. Bu da çok güzel gelişmeye başladı. Böyle kohlera türleri arkadaşlar cam önünü çok seviyor. Gerçekten daha güzel böyle gelişiyorlar. Şu da kohlera. Bu da bardak içine ekmiştim. Çok bir cılızdı bu arkadaşlar. Böyle değildi. Çok güzel cam önünde bayağı bir güzel toparlandı. Bu da parlak Mustafa. Bunu da bayağı bir paylaştım. Hatta satışını yaptım. Ve çok böyle çoğalan bir tür. Bereketli bir tür diyebilirim yani. Şöyle dallarından kırdıkça tekrar kırdığımız yerlerden şöyle çift rozetli çıkıyor. Bunu cam önünde hani daha güzel böyle gelişsin diye koydum. İçeride yeterli ışık güneş almıyor arkadaşlar. Normalde bunun şu gövde kısmı mor oluyor şunun gibi. Çok güzeldi. Arkadaşım vermişti bana da bunu. Böyle arkadaşlar şimdilik bunları koydum. Çünkü bunlar şöyle plastik olmadığı için arkadaşlar. O yüzden hani sıcaklığı çok içine geçmiyor. Şöyle koydum. Hani bir sıkıntı yaşamadım bunlarda. Bunu da yeni koydum. Plastik ama şunu bardakla şuraya koydum. Şöyle kenarına. Böyle sürekli takip ediyorum. Bakıyorum.
cam önünde gerçekten çok güzel gelişim sağlıyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük de böyle bir video olsun. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Eğer izleyip de abone değilseniz arkadaşlar, abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Videolarımı da böyle baştan sona kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Böyle güzel kızlarımı sizlerle paylaşıyorum. İnşallah sizler de severek, sıkılmadan izlemişsinizdir. Böyle burada kocaman bir mutluluk var. Bunlarla videomu kapatayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.